nereye olacağını bizim biz belirleyeceğiz. Kullanıcılar belirleyecek. Yani eğer iyi şeylerle devam edersek, iyi hesapları takip edersek, iyi şeyler paylaşırsak bu gidiş iyi bir yere gidebilir. Ben şahsen çok güzel şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim bazı paylaşımlardan. Ama biz eğer seçici olmazsak fakat bu seçicilik ve öğrenmede de yani bir şekilde bir rehberlik lazım. Yani mesela bir çocuk neyi takip etmesi gerektiğini, neyi takip etmemesi gerektiğini bilemez. Ancak ona bir rehber lazım. Bizim de özellikle belli bir yaştan sonra yani yetişkin insanlar yahu benim akşama kadar seyrettiğim reisler bana ne kazandırıyor diye bir bakabilmemiz lazım. Dışarıdan kendimize bakmamız lazım, aynalamamız lazım. Mesela değil mi insanlar, hocam öğrencilerimize soruyoruz, günde kaç saat telefonla meşgulsün, ekran süreni hiç baktın mı? 12 saat diyen öğrencilerim var. 16 saat diyen öğrencilerim var. Mesela çok güzel bir örnek vereyim hemen. Bir öğrencim dedi ki 12 saat telefonla meşgulüm. Nasıl? Diyor ki sabahleyin kalkıyorum. Fotoğraflarımı çekiyorum. Fotoğraflarımı önce WhatsApp gruplarımdan arkadaşlarımla paylaşıyorum. Arkadaşlarımla birlikte hangi fotoğrafı Instagram'dan paylaşacağımızı kararlaştırıyoruz. Sonra ben şey paylaşıyorum. E sonra da etkileşim bekliyorum. Editleme çok uzun sürüyor. Dolayısıyla burada nereye gidişi İyiye de gidebiliriz, kötüye de gidebiliriz. Eğer biz kontrollü olabilirsek, kendimizi kısıtlayabilirsek, limitleyebilirsek, telefonumuza günde iki saat verdik, diğer zamanlarda başka şeylerle uğraşırsak, güzel meşguliyetlerimiz olursa iyiye gider. Ama sabahtan akşam kadar öylesine reisler seyredersek, günün sonunda değil mi? medya aracılığıyla bu yeni medya te şey, teknolojileri aracılığıyla yani sosyal medyayla ya da geleneksel medyayla da olsa bakın sufice bakarsak eğer biz yani dine açıdan bakarsak eğer biz sadece öylesine söylenmiş sözler ya da yalanlar günün sonunda bizim kalbimizi karartacak bizi bir boşluğa düşürecek. E o boşluk da bizim dünyadaki hakikati aramamızı ya da bulmamızı ciddi anlamda engelleyecektir. Babamdan çok iyi bilirim derdi ki oğlum her gazete okunmaz Allah gani gani rahmet olsun ona. Amin, Çünkü amin. E derdi ki yalan günün sonunda insanın ruhunu kalbini karartacaktır. Yani iyi bilmediğiniz şeylerin peşinden gitmeyiniz ya da hadi gittiniz okudunuz araştırınız, bakınız doğru mu değil mi ve öyle hareket ediniz. Yani bu gidiş çok iyi olabilir ama kesinlikle bir kontrol gerekiyor ancak psikolojik olarak ciddi anlamda etkisinin altındayız üstad.